Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, eski harman içinde, masal masal içinde, masal bizim içimizde. Mimas, yaprakların yeniden açıp, mevsimlerin değiştiği bir zamanda annesiyle vedalaşır. Onu izleyen ve hikayelerini dinleyen çocuklara bir an önce kavuşmak için upuzun bir yolculuğa çıkar. Mavi beyaz bir trende, bavulunun içinde hiç uyanmadan yol alır. Trenin istasyona giriş düdüğüyle birlikte irkilir ve gözlerini açar. Bavulun içinden ilk olarak ellerini çıkarır. Tam o sırada temiz havayı içine çeker ve gökyüzünü fark eder. Gökyüzüne doğru başını bavuldan dışarıya çıkarır. Annesinin yanına giderken bavulunun üstünde kanat çırpan kuşlar yeniden Mimas'a eşlik eder. Mimas bavulundan çıkmadan vagonun ucunda duran kuşlara doğru uzanır. Bir an bırakıp gittiği bu şehri, çocukları, çiçekleri, kedileri, köpekleri ve kuşları ne kadar da özlediğini fark eder. Yüzünde bir tebessüm belirir. Elini kuşlardan birine doğru uzatır. Solda duran kuşun boynunda bir not kağıdı görür. Bundan tam bir yıl önce annesinin onu yanına çağırmak için bu kuşları gönderdiğini anımsar. Hafif bir gülümsemeyle kuşu incitmeden not kağıdını eline alır. Özenle notu açar ve nottaki el yazısının annesine ait olduğunu görünce büyük bir coşkuya kapılır. Dikkatlice okumaya başlar. Sevgili Mimas, daha küçük bir çocukken evimizin ilerisinde bulunan turuncu yapraklı yolda yürümüştük. Hatırlıyor musun? Sen başını kaldırıp o kocaman gözlerinle ağaçların en tepelerine bakmıştın. İnsan büyüyünce ağaçların en tepelerine değil, gövdelerine bakıyor. Bakışları aşağı düşüyor. Sana şu an yaptığın gibi ağaçların en tepelerine bakmayı unutma diyeceğim. Hayallerini hep canlı tut. Tut ki sana hep rengarenk görünsün. Hayallerin için heyecanlan ve onlara hazırlan. Hayalini gözünü kapayınca değil, açıkken de görmeye çalış. Anlatacağın hikayeler çocuklara ağaçların en tepelerine bakmayı göstersin. Seni çok seven annen. Mimas notu okuduktan sonra gözlerini kapar ve karşısında upuzun, koca gövdeli bir ağaç hayal eder. Gözlerini açtığında bir damla yaş not kağıdına düşer. Cebinden mendilini çıkararak gözlerini siler. Notu katlayarak kalbine doğru yaklaştırır. Gözlerini kapamadan derin bir nefes alır ve annesinden gelen notu özenle kalbine yerleştirir. Mimas hayalinde yeşerttiği o ağaca bir an önce ulaşmak için büyük bir istek duyar. Bavulundan heyecanla çıkar ve hızla yürüyerek elini ağacın gövdesine koyar. Belli bir süre öylece durur. Ağacın dokusunu içinde hisseder. Mimas hızla kararını verip koca gövdeli ağaca dikkatlice tırmanmaya başlar. Çocukluğundaki turuncu yapraklı yolu bir kez daha görmek için bütün gücüyle ağaca tırmanmaya devam eder. Tırmanır, tırmanır, tırmanır. Bir ara soluklanır ve terini siler, tırmanmaya devam eder ve sonunda ağacın en tepesine ulaşır. Sağlam bir dalın üzerinde öylece durur. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Hayal ettiği turuncu yapraklı yol gözlerinin önünde tüm ihtişamıyla duruyordur. Mimas hayalindeki yolu ve ağacı görmenin mutluluğuyla
en tepedeki o dalda gözlerini kapatarak huzurlu bir uykuya dalar.